üç şeyler. Şerh nedir bu arada hocam? Şerh şerh deyip duruyoruz şerh, ama. Kelime manası açmak demek. Türkçe açmak, tam bir yarmak. Karşılığı yok. Latince otopsi. Ha. Karşılığı bu, otopsi. İçine girmek, açmak. Şerh bu. Şiirin otopsisini yapmak. Tabii tabii, ehli teşrih dedikleri doktorlardır. Ehli, ey oğlu ehli teşrih demişlerdir ki, İbrahim Hakkı çok söyler. İnsan vücudunun anatomisini anlatıyor. Şerhte üç şey lazım. Bir, dönemi bileceksiniz. 16. yüzyılda kaleme alınmış, 16. yüzyılın şiirinin özelliklerini bilmeden o şiir şerh edilmez. Çünkü dönemin şairi yönlendiren modaları vardır. Dönemin benzetmeleri vardır. Dönemde çok tutulmuş olan bir takım söz hamleleri, söz hünerleri, sanatkar bir takım ibareler vardır. İkincisi, şairin mizacını tanıyacaksınız. Şairin huyunu bileceksiniz. Fuzuli mi bunu yazan? Ha, Fuzuli böyle söyler. Ancak mesela Nedim'le Fuzuli aynı şey midir? Biri birbirinin tam tersidir. Nedim söyleseydi böyle söylerdi. Baki söyleseydi böyle söylerdi. Şaraptan Nedim de bahseder, Yunus da bahseder. İkisinin bahsettiği aynı şey midir? Şairin mizacını tanıyacaksınız. Ve üçüncüsü ise, bu her zaman ele geçmiyor ama bazen tahminle onu bulmak lazım. Şiiri yazdıran vesileyi bileceksiniz. Bilmiyorsanız tahmin yürüteceksiniz. Böyle bir şey olmuştur da bu şiiri kaleme almıştır. Yoksa durup dururken kimse şiir yazmaz. Rahat adamdan da sanatı çıkmaz.